Spinoza'yı, özellikle Etika'yı nereden okuyacağız sorusu. Ben e, Etika kitabıyla ilgili size bir e, baskı söyleyeceğim, bir çeviri söyleyeceğim. Zaten işin ehli olanlar, ilgilenenler biliyorlar. Şu kitap, e, zamanda Kabal yayınlarından çıkıyordu. Bugün artık çıkmıyor sanırım. E, bu e, Latince-Türkçe e, hali, Etika, Spinoza'nın Etikası... E, Çiğdem Dürüşken Hoca bu kitabı yıllar önce e, piyasaya sürmüştü ve ben de o yayınladıktan hemen e, bir süre sonra, çok uzun bir süre geçmeden kitabı edinmiştim. Bu kitap da o kitaptır. E, o zamanlar Kabalcı böyle özel baskılar yapardı. İşte gördüğünüz kitap, gördüğünüz güzel kaliteli kağıda basılmış değerli bir kitap. Bunun sadece Türkçe versiyonu da vardı. Kabalcı da artık bildiğim kadarıyla... ...Alfa yayınlarına geçti. Ama Alfa Latince Türkçe halinde basıyor mu... ...ondan emin değilim. Yani açıkçası takipçisi değilim yani tam olarak... ...hangi kitapları bastığının. Ama Alfa'da olduğunu biliyorum. Çiğdem Dülüşken'in çevirisinin. Ee, i̇steyenler varsa Kabalcı... E, ...bir yerlere satılıyorsa... ...oradan bulabilirler. Veya Alfa'dan alabilirler. Ee, yeter ki Çiğdem Dülüşken... ...hocanın çevirisini okusunlar. Çünkü bu çeviri... Önceden yapılan Hilmi Ziya Ülkenin e, geneli Fransızca okumalarda yapılmış olan çevirisi zayıf bir çeviriydi. Çok da belli oluyordu zayıf olduğu. Hilmi Ziya e, Ülken yine de elinden geleni yapmıştı. E, Aziz Yaldır Yardımlılığı'nın çevirisi vardı. E, Aziz Yaldır Yardımlılığı'nın çevirisi içinde e, yanlış bilmem töre bilim e, başlığıyla çevirdi. E, ben Aziz Yaldır ile ilgili e, görüşlerimi paylaştığım bir video yapmıştım ben çok zorladığı, Bu dildeki Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce kelimeleri yok sayarak bir yere varamayacağını, böyle bir çeviri tarzının doğru olmadığını söylediğim bir video yapmıştım. Tabi videoda çok ağır eleştiriler gelmişti, hakaret edenler falan çıkmıştı. Ama Çiğdem Hoca bize çok güzel bir Spinoza çevirisi hediye etti. Elbette hiçbir çeviri mükemmel, muhteşem Olmasa da bu elimizdeki en iyi çeviridir. Çiğdem Dürüşken Hoca'nın çevirisidir. Bunu şiddetle öneriyorum eğer Spinoza'yı etikayı okuyacaksanız.